Arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle görmüş olduğunuz bu güzel kızlarımız için ördüğümüz bolero'yu birlikte çalışacağız boleromuzu arka kısmından zincirimizi çekip içerisine trabzanlarımızı doldurarak örmeye başlayacağız 5 tane üçer trabzandan oluşan grubumuzu oluşturup üzerine 1, 2, 3, 4, 5 beşgen şeklinde örmeye devam edeceğiz. Beşgenimizin birisini hemen boynunun yani başının arkasına gelecek yere birini kolumuzun birisi ve diğer kolumuz ve altındaki iki kısım ise boleromuzun alt kısmını bu şekilde oluşturacak. Evet hemen boleromuzu örmeye başlayalım. Kolay gelsin. Boleromuzu örmek için görmüş olduğum Saskay marka ipimi kullanıyorum. Ve üç buçuk numaralı tığımı kullanacağım. 100 gramdan oluşmakta ipimiz. İpimiz yüzde yüz akrilikten oluşan bir ip. 260 metre ve 100 gram. Şöyle gördüğümüz zaman da renk numarası çift 0.84 84 numaralı renge sahip güzel bir kırmızısı var ipimizin. İpimizi örmek için iç kısmından çıkaralım ve hemen örmeye başlayalım. 5 zincir çekerek hemen boleromuza başlayalım. 1 2 3 4 5 5 tane zincirimi çektim. Birinci zincirime gelerek batıyorum. Ve birleştirme işlemimi yapıyorum. Sıkıştırdım. 3 tane zincirimi çekiyorum. 2 3 ve ardı ardına trabzanlarımı bu küçük yuvarlağımın içerisine örmeye başlıyorum. 2 3 ipimiz biraz kalınca bir ip, bir tane zincir çekiyorum 3 tane trabzanımı ardı ardına tekrar örmeye başlıyorum 2 3 bir zincirimi çekiyorum tekrar tığımın başında oluyorum yuvarlağımın içerisine girerek trabzanlarımı dolduruyorum. 3'er trabzan, 1 zincir, 3'er trabzan, 1 zincir şekliyle 5 tane üçlü grup olana kadar devam ediyoruz. 2 3 1 zincir 4. grubumuzu örüyoruz. 1 2 3 1 zincirimi çektim. 1, 2, 3, 4. En son 3'ü örmekteyiz. 1, 2 ve 3. Bir tane zincirimi çekiyorum. 5 tane bakın 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane 3'er üçer, üçer trabzandan oluşan grubumuzu ördük. Her birinin arasına da birer zincirimizi çekmeyi unutmadık bir tane zincirimi hemen 3 tane zincir çekmiş oldum ilk trabzan sayılan yere gelerek batıyorum ve birinci sıramızı bu şekilde tamamlamış oluyoruz İkinci sıramıza hemen geçişimizi yapalım hemen ikinci trabzanın üzerine batıyorum tığımı ipime doluyorum ucuyla çekip ilmeğimin arasından geçiriyorum örmeden sadece ilmeğimi aktarıyorum daha sonra bir zincir çekmiş olduğum yere giriyorum tığımın başını doluyorum bakınız örmeden ilmeğimin içerisinden geçiriyorum ve şu şekilde güzelce bir geçişimizi sağlamış oluyoruz ve bir zincirimin olduğu yere gelince 3 tane zincirimi çekiyorum ve birinci trabzanımı bu şekilde oluşturmuş oluyorum Yanına hemen ikinci trabzanım ve üçüncü trabzanımı da ilave ederek birinci grubumu oluşturuyorum. Bir tane zincir çekerek aynı yere üç tane daha trabzanımı örüyorum. Bir, iki ve 3 üç. Üçüncüyü tekrar giriyorum çünkü boşaldı. Bir tane zincir çekiyorum tığımın başını dolayarak bir tane zincir olan bir alt sıradaki yere girerek aynen buradaki yapmış olduğum işlem gibi 3 trabzan bir zincir 3 trabzan çiftini buraya yerleştiriyorum başlıyorum 1 2 ve 3 bir tane zincirimi çekiyorum Tekrar 3 tane daha trabzanımı örüyorum. 1 2 3 1 zincirimi çekiyorum. Bir sonraki bir zincirin içerisine girerek 3 tane trabzan, bir zincir, 3 trabzanımı çift olarak sıradaki yeri örüyorum ve diğer sıralarımızda tıpkı buradaki gibi 3 trabzan, bir zincir, 3 trabzan şekliyle tamamlayarak geliyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane de çifterli gruplarımızı oluşturduk şu şekilde. Artık bu çifterli örmüş olduğumuz trabzan grupları işlemimizin ortasında hep aynı şekilde devam edecek. Şu arasındaki bir zincir çekmiş olduğumuz yerin sağında ve solunda modelimiz büyüdükçe artışlarımızı yapacağız ama buradaki çiftlerimiz sabit olarak kalıp aynı şekilde üzerine çift olarak örmeye devam edeceğiz şimdi üçüncü sıramıza geçişimi bir zincirle yapıyorum bir zincir çekiyorum üç tane zincirin olduğu üçüncü zincirin içerisine giriyorum şöyle ipimi doluyorum tığıma sadece geçiriyorum bakın sadece geçirdim sıradaki ikinci trabzanın üzerine battım ipimi alıyorum sadece ilmeğimin arasından geçirdim ve bir tane zincirin olduğu yere giriyorum çekiyorum buraya aynı şekilde çift olarak örmeye başlıyorum 1 2 3 2 trabzanımı da ilave ediyorum 3 bir tane zincir aynı yere 3 trabzan daha 1 2 ve 3 köşemize aynen olduğu gibi aşağısında olduğu gibi 3 trabzan bir zincir 3 trabzanımı ördüm bir zincir çekiyorum alttaki bir zincirin içerisine 3 tane trabzanımı örüyorum 1 3. trabzanımı da örüyorum ve araya bir zincir çekmiş olduğum yere 3 tane trabzanımı örüyorum hemen bir zincir çekiyorum bu köşedeki çift olan yere aynen çift olarak trabzanlarımı örüyorum 1 2 ve 3 bir tane zincir çekiyorum 1 2 3 bir zincir çekiyorum bakınız köşelerimi çifter çifter yaptım bir zincir olan yere bir tane üç tane trabzanımı ördüm aralara birer zincirimi çektim şimdi bir zincirimi çekmiştim hemen aradaki bir zincirin olduğu yere gelerek üç tane trabzanımı örüyorum bir iki üç bir tane zincir çekiyorum yine köşeyi çift olarak tıpkı buradaki gibi doldurarak örüyorum bütün sıramızı bir çift bir tek olarak tamamlayalım. Üçüncü sıramızı tamamladık. Şimdi dördüncü sıramıza başlamak üzere hemen üçüncü trabzanımızın sonundayız. Bir tane zincir çekerek diğer sıralarımla yapmış olduğum işlemin aynını tekrar ederek geçişimi yapıyorum. Üç zincirimin üzerine bir tane batarak ipimi çekiyorum. ikinci trabzanın üzerinden geçişimi yapıyorum ve bir tane zincirin olduğu yere geliyorum geçişimi yapıyorum hemen 1 2 3 araya giriyorum 2 3 şu aşağıda görmüş olduğumuz 3 trabzan 1 zincir 3 trabzan grubunu örüyoruz burası artık orta kısım bitene kadar aynı şekliyle devam edecek tekrar 1 2 ve 3 bir tane zincirimi çekiyorum. Hemen ilk gördüğümüz bir zincirin olduğu yere batarak 3 trabzanım örüyorum 1 2 3 1 tane zincir çekiyorum hemen bir alt sıradaki 3 trabzanın sağına ve soluna 3 trabzan 1 zincir 3 trabzan şekliyle artışımızı yapıyoruz 1. 2 ve 3 bir tane zincirimi çekiyorum köşedeki görmüş olduğum çiftli grubu grubu aynen örüyorum 2 3 bir tane zincir araya tekrar aynı yere 3 trabzan daha örüyorum 1 2 ve 3 bir zinciri çekiyorum tıpkı burada yapmış olduğum işlemin aynısını bir sağına bir soluna 3 trabzan bir zincir 3 trabzan şekliyle örüyorum ve bu şekilde örgümü büyüterek devam ediyorum şöyle görmüş olduğumuz köşeler hep çift olarak devam edecek aradaki örgülerimizin hemen kenarlarında görmüş olduğumuz boşlukları tekli 3 yani 3 tane trabzan bir zincir olarak devam edeceğiz. Bir üst sırada bakınız hemen zincirin olduğu yere 1, zincirin olduğu yere 2, zincirin olduğu yere 3 tane tekli trabzanımız olmuş olacak. Birinci sırada 1, 2, 3, 4, 5, 6 şeklinde devam edip gidecek. Bu köşedeki çiftlerimiz aynen devam edecek. 5 tane köşemiz var. 1, 2, 3, 4, 5. Biraz aynen bu şekilde devam edelim. İstediğimiz ölçüye gelene kadar dolaşarak büyütelim. Boleromun sırtını oluşturan bölümü bu şekilde ördüm. Şöyle ölçmek istiyorum. 14 santim. 14 santim ördükten sonra bu benim öreceğim yaş grubu için yeterli bir ölçü. Şimdi köşemizi yine aynı şekilde ördüm. Buradan sonrasını tamamen trabzan olarak devam edeceğim. Hemen üzerine birer birer alttaki trabzanların üzerine trabzanımı örüyorum her bir trabzanımın üzerine birer tane araya zincirin olduğu yere bir trabzan diğerinin üzerine üç trabzan yine buraya 3 tane trabzanımı örüyorum 1 2 ve 3 araya bir tane trabzan 3 tane trabzanımı örüyorum. 1 2 3 Araya bir tane trabzanların üzerinin her birine birer tane örerek sıramızı başlangıç noktamıza kadar tamamlıyoruz. Araya bir tane olarak geldim. Yani bu sırayı tamamen trabzanlardan oluşturacağız. Köşelerimiz yine aynen köşe olarak devam edecek. Şimdi ilk köşemize kadar gelelim. İlk köşemizi yaptık. Bakınız arasında yine bir tane zincirimiz var ve devam ediyoruz. 3 tane 1 2 ve 3 batıyorum. Ve köşeye doğru geliyorum bakınız köşedeki 3 tane trabzanı örüyorum başını doluyorum 1 2 3 3 tane trabzanımı ördüm hemen bir zincirin içerisine girerek 3 trabzan daha örüyorum 1 2 3 bir tane zincir çekiyorum aynı yere girerek bu zamana kadar örmüş olduğum şekliyle 3 trabzan daha örüyorum 1, 2, 3 ve devam ediyorum trabzanların üzerine birer birer 1, 2, 3 ve bir tane zincirin içerisine giriyorum kenardan 1. 2 ve 3 ve bu şekilde başlangıç noktamıza kadar bütün köşelerimizi trabzan olarak örelim. Buradaki tam köşemizin olduğu yeri zincirimizi ve üçer trabzanımızı da örmeyi unutmayalım. Bu leromuzun sırt kısmındaki bütün sıramızı trabzan olarak ördük. Şimdi bir üst sıraya geçiyoruz. Birleştirdim. Bakınız trabzanlardan olan sıramı birleştirdim ve başlıyorum. 1, 2, 3 Tığımın başını doluyorum. Aynı yere girerek bir tane V örüyorum. Tığımın başını doluyorum. Aynı yere girerek bir tane trabzan örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Tekrar trabzanım örüyorum. Şu şekilde iki tane V'mizi yaptıktan sonra şu kısma kolumuzu koyacağız. Karşılık burası Boyun kısmı yani ense olacak her iki karşı köşemizi kol için öreceğiz. Şu kısımlar ise arka olarak devam edecek. Şu kısımlar kolumuz girip ön olarak devam edecek. Onun için bu bu kısımlara yeteri kadar zincir çekmemiz gerekmek diye. Bundan daha büyük ölçü örerseniz tam kolumuzu çok rahat girdirecek şekilde zincir sayımızı örelim büyük ve da küçük nasıl öreceksek şimdi biz kendi ölçümüze göre 30 tane zincirimizi çekeceğiz şimdi zincirimizi çektikten sonra da yerleştirmesine baktıktan sonra da göreceğiz ne kadar yeterli olup olmadığını yani büyük örersek daha fazla zincir çekmeniz gerekecek başlıyoruz ilk zincir 30 tane zinciri birlikte çekelim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ve 30 30 tane zincirimi çektim bakınız 30 zincirimi şöyle tuttuğum zaman şu kısma gelmekte şöyle bakın şöyle elimle şimdi trabzanı da yaptıktan sonra başını doluyorum giriyorum tam trabzanın olduğu yere bir tane daha V'mizi buraya oluşturuyoruz şöyle çıktı hemen takıyorum bir tane V, bir zincir ve bir tane daha trabzanım örüyorum bakınız burası kolumuz için ördüğümüz bölüm oldu kolumuzu buradan geçirip ön tarafı doğru buradaki görmüş olduğum zincirin üzerinden örmeye devam edeceğim ve örmeye devam ediyoruz tığımın başını doluyorum araya zincir çekmiyorum bir iki trabzan atlayıp üçüncü trabzanın üzerine bir tane trabzan bir zincir bir trabzan araya zincir çekmiyorum tığımın başını doluyorum bir iki atlıyorum üçüncü trabzanın üzerine gelerek batıyorum bir bir zincir ve aynı yere bir tane trabzan örüyorum tığımın başını doluyorum 1 2 atlıyorum 3. trabzanımın üzerine batıyorum bir trabzan bir zincir bir trabzan şeklinde köşelerimizi örerek geliyoruz şu karşıdaki tam kolumuzu öreceğimiz zincir yerine kadar iki köşemizi aynı şekilde örerek tamamlayalım Birinci turumuzu tamamladık. Her iki kolumuz için 30 ar zinciri çektik. Baş arkası yani ensemiz için de yine aynı şekilde iki tane trabzanımız ve aralarında bir zincir olacak şekilde örerek geldim ve örmeye devam ediyorum. Şimdi birleştireceğiz. Bakınız iki tane trabzanım kaldı. Hemen 3 zincirin tepesine batıyorum. Araya giriyorum. 1 2 3. Hemen içeri bir daha giriyorum iki tane trabzan örüyorum bir zincirimi çekiyorum bir aynı yere bir daha batıyorum iki ve burada artışımızı yaparak başlıyoruz boleromuzun artık kol kısmına da geçiyoruz şimdi devam ediyorum hazırlanmış olan bölüme giriyorum 1 ve 2 bir zincir çekiyorum aynı yere bir ve iki tane trabzanımı yerleştiriyorum kolum için olan bölüme geliyorum bir tane iki tane atladım üçüncü zincirimin üzerine geliyorum ve başlıyorum doldurmaya bir iki iki trabzan bir zincir tekrar bir ve iki trabzanımı örüyorum tığımın başını doluyorum saymaya başlıyorum bir 2 3. zincir yuvasının içerisine 1 2 1 zincir ve aynı yere 2 trabzan daha ilave ediyorum. Şu şekilde kolumuz için olan bölümü 2 trabzan 1 zincir 2 trabzan 2 atlıyorum 3. batıyorum. 2 trabzan 1 zincir 2 trabzan şekliyle örerek devam ediyorum tığımın başını doluyorum bir atladım iki atladım üçüncüye gelerek batıyorum bir iki bir zincir bir ve iki ve bu şekilde bütün sıralarımızı dolaşarak tamamlayalım bütün sıralarımızı dolaşarak geldik kollarımızı ise çifter çifter başladık yine aynı şekilde çift olarak örmeye devam edelim Geçişimi yapıyorum. Zincir olarak başladım. Trabzanıma batıyorum. Geçişimi yapıyorum. Birinci trabzan üzerinden batıyorum. Geçişimi yaptım ve aradaki bir zincirin içerisine giriyorum. 3 tane trabzan zincirimi çekip aynı yerin içerisine bir trabzan örüyorum. Bir zincir yine aynı yere bir ve 2 İki tane trabzanım örüyorum. Tığımın başını doluyorum. Sıradan tıpkı bu sırada yapmış olduğumuz işlemin tekrarını yani aynısını sıra başına kadar örerek gelelim. İki trabzan, bir zincir, iki trabzan şekliyle başlangıç yerimize kadar gelelim. İkinci sıramızda tamamladım. İkişer trabzan, ikişer trabzan olarak şimdi üçüncü turumuza geçiyoruz Kol kısmında özellikle üçüncü tur olduğu belli oluyor aşağıdakini saydığımız zaman bu kısımda dördüncü turumuz bir tane arttırıyoruz Onun için geçişimizde her zaman yaptığımız işlemimizi tekrar ediyoruz trabzanımızın üzerine batıyoruz geçişimizi yapıyoruz İkinciden de geçişi yapalım araya girelim 1 2 3 2 ve bir trabzan daha ilave edelim 3 trabzan yani artışımızı yaptık 3 trabzan 1 zincir ve 3 trabzan 1 2 3 tığımın başını doluyorum tekrar bir zincirin olduğu yere giriyorum 1 2 3 bir tane zincir aynı yere giriyorum 1 2 3 3 bütün sıramızı 3 trabzan bir zincir 3 trabzan arada zincir çekmiyoruz 3 trabzan bir zincir 3 trabzan olarak dolaşıp geliyoruz ve bunun üzerine de yine 3 trabzan olarak bir sıra daha örelim Boleromuzu yeterli büyüklüğe gelene kadar ördüm bir uçtan diğer uca şöyle bir ölçümüze bakalım bir uçtan diğer uca 40 santim olduğunu görmekteyiz. Yüksekliğine de bakacak olursak şu şekilde yüksekliği de 37-38 arasında da yüksekliğe sahip. Yani bir üstten diğer üstten. Tabi bu kısım bükülerek şu kısma inecek. Onu da göz ardı etmeyelim. Evet şimdi boleromuzu şöyle yakından bir bakalım. Boleromuzu sırasının hepsini aynı şekilde ördüm. Şöyle bir tane trabzan bir zincir bir trabzan şeklinde birinci sırayı ördük ikinci sıramızda iki trabzan bir zincir iki trabzan üçüncü sıramızda yine aynı işlemimizi yaptık iki trabzan bir zincir iki trabzan dördüncü sıramızda beşinci sıramızda üç trabzan bir zincir üç trabzan ve en son sıramızı 4 trabzan bir zincir 4 trabzan olarak tamamladım ve toplamda 1 2 3 4 5 6 tane bolerumun ortasındaki şu görmüş olduğum trabzanlardan oluşan kısmı tamamen yuvarlak olacak şekilde turladık. Kolumuza bakalım. Kolumuzu ise hemen iki tane olan bölümden başlamıştık. 1 2 üç, dört, beş. Beş turda da kolumuzun olduğu yer yani zincirimizin üzerine yaptığımız bölüm olarak bitmişti. Bu ön kısma doğru kırılacak olan bölümümüz. Şu şekilde her iki önümüzü ve şöyle de yakamızı çevirdikten sonra önümüze şu kısma ya bir düğme ya da güzelce bir bağcık kurdele bir şey yaparak tamamlayabiliriz. Evet boleromuzu bir tane de siyah düğme diktim. Dilerseniz iplerle de önüne çiçek yaparak da tamamlayabilirsiniz. Tamamen İsteğinize bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Evet. Hepinizin ellerine emeklerine sağlık. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.